Neyse, hadi bir an önce toparlanalım da toplantı odasına geçelim. Herif müdüre yine delirmesin. Zaman boşu akıyor. Nevzat yurt dışına çıkmadan yakalamamız lazım. Nevzat'ın artık hiçbir yere çıkabileceğini sanmıyorum. Nasıl? Rahat ol. Nevzat bundan sonra bize bir zarar veremez. Sen nereden biliyorsun? Beyler, haberi duydunuz mu? Hangi haber? Nevzat Gürtunç az önce bir çiftlik evinde ölü olarak bulunmuş. Nasıl? Çok büyük bir çatışma çıkmış. Bizimkiler olay yerine ulaştıklarında çok sayıda ölü ile karşılaşmışlar. Nevzat'ın cesedini de ele geçirmişler. Saldırgan kişiler kaçmayı başarmış. Neyse. Bu durumda bu dosya kapanmış oluyor. Kötüler cezalarını çektiğine göre hayat devam ediyor. Evet. Bu bizim düğün davetiyemiz. Önümüzdeki cumartesi Nazlıların evinde yapıyoruz. Sizleri de aramızda görmekten çok memnun oluruz. Bir aksilik çıkmazsa gelirim tabii ki. Niye gelmeyeyim? Çok seviniriz. Yavuz abi de benim şahidim olacak. Değil mi abi? İzninizle. Benim balistikten birkaç rapor almam gerekiyor. Tamam. Bunur! Ay! Senin ne işin var burada? Geçen gün kafede başımıza gelenlerden sonra babam tehlikenin ciddiyetini anladı ve beni tanık koruma programına geri gönderdi Fiko. Oh! Vallahi ne iyi yapmış. Çok sevindim Pınar. Hoş geldin. peki benim o günkü kahramanlığımla ilgili bir şey demedin mi? Yani sonuçta tek başıma korkusuzca koca bir bombayı etkisiz hale getirdim. Evet, aslında senin bombanın sahici olduğunu anlayıp da koşup denize atlamana kadar gerçekten çok büyük gurur diyordu seninle Fiko'cum. Sen denize atladıktan sonra hakkındaki görüşleri aynen eskisine döndü diyebiliriz. Vallahi mi? Üzülme. Sanırım babam yavaş yavaş yumuşamaya başladı sana karşı. Az önce beni buraya bırakırken Fiko'ya selam söyle bile dedi mesela. Vallahi mi? Ah canım babam benim. Bence birkaç gün içinde bir daha gelip beni isteme konusunda şansınızı deneyebilirsiniz. Vallahi mi? O zaman hemen gidip para söyleyeyim bunu. Ama Lezzet teyzeyi ne yapacağız? Hey Yavuz Amir, yine nenen olmadan ben gelmem derse ne olacak? Ya bu Lezzet nenem de yapıştı bırakmıyor, bu nedir böyle ya? Ya maşallah para da Lezzet nenemsiz yapamıyor. Evet. Evet. Bir de öyle bir sorunumuz var değil mi? Ne yapacağız? Yalnız Pınar, Romeo ve Juliet, ne bileyim Ferhat ile Şilin bile bizden daha az badire atlatmışlardır. Bu nedir ya? Yani toplasan iki sezon dramatik dizi olur yani. Fiko, bence bizim gidip gerçeği Yavuz Amir'e anlatmamızın zamanı geldi. Öyle mi diyorsun? Otur gel, gel. Ben içecek bir şeyler alıp geleyim. Çağcı'yı operasyona göndermişler. Thank you.
Şevket amirim. Burada durup tuvaletin kapısını tutacaksın. İçeriye kimseyi salmayacaksın. Baş üstüne amirim. Bir daha seni bu sakallığa görürsem beynini duvara sürterim. Baş üstüne amirim. Bekliyorsun abi. Yoo. Seni bekliyorum koçum. Ne için? Senin aklını başına getirmek için. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Dalga mı geçiyorsun? Öyle bir niyetim yok. Sen öldürdün değil mi Nevzat? Benim bu olayla hiçbir alakam yok. Ali. Biz polisiz. Katil değil. Kendi kafamıza göre kimsenin cezasını infaz edemeyiz. Bu senin düşüncen. Senin hayata bakışın. Ben senin gibi düşünmüyorum. Düşünmek zorunda da değilim. Seni kasten adam öldürmekten tutuklarım. Tutukla. Benim bugün orada olduğumu ispatlayabilirsen attır içeri. Ama Nevzat'ı öldürmemle ilgili tek bir iz, tek bir kanıt bulamazsan, o zaman da ben seni rezil etmeyi çok iyi bilirim. Senden mi korkacağım lan ben? Senden mi korkacağım lan? Benden korkmana gerek yok. Bana saygı duyman, nankörlük etmeden minnettar olman yeterli. Ne minnettar olacağım lan sana? He? Ne minnettar olacağım? Bir iyiliğini mi gördüm lan şu hayatta? Eğer bugüne kadar görmediysen bile bugün çok büyük bir iyilik yaptım sana. Sadece bugüne kadar bana çektirdiklerinin, bana kaybettirdiklerinin değil, senin için Maria'nın intikamını da aldım ondan. Bugün adalet yerini buldu. Kötülük yapanın yanına kar kalmadı. Bugün Maria'nın da, Attila komutanın da, diğer tüm silah arkadaşlarımızın da kanları yerden kalktı. Bir şey değil.